Abdülkadir Selvi Ekonomide yeni dönemin yol haritası. Dolardaki yükselişin devam ettiği bir sırada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkçe ve İngilizce olarak attığı tweet'lerle bir anlamda yeni dönemin yol haritasının ipuçlarını verdi. Şimşek İngilizce paylaşımında uluslararası piyasalara Yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır mesajını verdi. Yabancı yatırımcı açısından bu dört ilke olmazsa olmaz değerinde önemli. Yabancı yatırımcıya verilen mesajların neden bu kadar önemli olduğu noktasına tekrar döneceğim. Şimşek'in çağrısı Mehmet Şimşek'in Türkçe paylaşımında ise önemli bir uyarı vardı. Şimşek, sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var. Uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyin dedi. Öngörüleri tutmayan ekonomistler. Yayılan asılsız söylentilerle piyasalarda büyük vurgunlar yapmak isteyen yapılar var. Ya da ekonomiyle ilgili olarak şimdiye kadarki öngörülerinin hiçbiri doğru çıkmayan bazı tipler, ekran ekran gezip iflas etmiş olan fikirlerini yeni diye pazarlayabiliyorlar. Normal bir ülkede bırakın ekranlara çıkarılmayı, ünlü ekonomist olarak pazarlanmayı, yüzlerine bile bakılmaz. Bir şirket kendisine para kaybettiren, isabetsiz tahminlerde bulunan bir ekonomistle çalışır mı? Şimşek'ten kararlılık vurgusu. Yeni dönemde ekonominin patronu olan Mehmet Şimşek'in paylaşımlarında en çok dikkatimi çeken noktalardan biri güven vurgusuydu. Şimşek zaten görevi devralırken yaptığı Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır vurgusuyla piyasalara güven verdi. Ayrıca Mehmet Şimşek sözü senet olan ulusal ve uluslararası piyasalarda güvenilirliği olan bir isim. O nedenle hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedefimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var dedi. Başaracağına inanıyor. Mehmet Şimşek daha önce de ekonomi yönetiminde bulundu ve başarılı oldu. Bu kez daha ağır bir yük üstlendi ama bu defa daha kararlı görüyorum. Başarılı olacağı konusunda en ufak bir şüphesi yok. Demirel, siz önce kendinize inanacaksınız ki başkaları da size inansın derdi. Yol haritası. Çünkü Mehmet Şimşek ne yapacağını biliyor. Zaten bu görevi üstlenmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İki buçuk saat süren bir briefing verdi. Kafası net. Bir yol haritası var. Bunu şöyle sıralamak mümkün. 1. Ekonomi yönetimini oluşturacak. Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla bu süreç başlayacak. Merkez Bankası, ekonominin kalecisi olarak bilinir. Defansı aşsa da topun Merkez Bankası'ndan geçmemesi gerekir. O nedenle yeni ekonomi yönetiminde Merkez Bankası'na çok büyük bir görev düşüyor. 2. Ekonomi programı. Mehmet Şimşek'in yol gösterici ilkelerimiz şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır sözü tam da burada anlam kazanacak. Açıklanacak olan ekonomi programıyla yerli ve yabancı yatırımcı önünü görebilecek. 3. Yurtdışı yabancı sermaye. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini üstlenmesinden sonra 200 milyon dolara aşkın para girişinin olması önemliydi. Piyasalar Şimşek yönetimine kredi açtı. Bu trendin artarak devam etmesi bekleniyor. Finans çevreleriyle Mehmet Şimşek ekonomi bürokrasisini düzenleyip ekonomiyle ilgili programını açıkladıktan bir süre sonra yabancı finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ekonomide doğru politikalar. Peki bunlar ne zaman olacak? Bunlar makul bir zaman içerisinde gerçekleştirilecek. O nedenle Mehmet Şimşek biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var dedi. Buradan geçişin çok hızlı olmayacağı ama güven artırıcı önlemlerin birbiri ardına devreye gireceğini anlıyoruz. Önemli olan atılan her adımın bir sonra atılacak adımlar için güven verici olması. Yoksa kimsenin elinde sihirli değnek yok. Ayrıca bizim sihirli değneğe değil, doğru ekonomi politikalarına ihtiyacımız var. Mehmet Şimşek doğru bir isimdi. Uygulayacağı doğru politikalarla başarılı olacağına inanıyorum. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na karşı Sarıgül hamlesi. Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu seçim sürecinde baba-oğul rollerini oynuyorlardı ama seçim kaybedildi. Baba ile oğul şimdi düşman kardeşler oldu. Seçimden sonra Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında müthiş bir taktik savaşı başladı. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin tamamını parti yönetiminden uzaklaştırdı. Bu kez İmamoğlu da çok akılcı hareket ediyor. Yeni ittifaklar kuruyor, ekibini genişletiyor, daha da önemlisi cesur hamleler yapıyor. Sıra çoban ateşinde. Seçim sabahı değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diye çıkışını yapmıştı. Ama hiçbir değişim lidersiz başarılamaz. Onu gördü, yeni bir adım daha attı. İdealleri uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim, aynı yolda yürüyeceğim dedi. Şimdi sıra çoban ateşini yakmaya geldi. Bunun için Ekrem İmamoğlu'nun netleşmesini beklediği iki gelişme var. Biri yargıdaki davası, ikincisi ise İstanbul seçimleri. Haklı olarak siyasi yasak kararı onanacak mı, onanmayacak mı onu görmek istiyor. Bir de tabii varlık nedeni olan İstanbul seçimleri. Kurultay tarihi. Bu arada kurultayla ilgili belirsiz bir nokta var. Kılıçdaroğlu kurultay sürecini başlattı. Ekim ayında sıra büyük kurultaya geldiğinde Kılıçdaroğlu tamam mı diyecek yoksa seçim sonrasına mı erteleyecek? Bu nokta önemli. Çünkü Ekim ayında kurultaya gidilirse Ekrem İmamoğlu aday olduğu takdirde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa edecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçecek. Eğer kurultay seçim sonrasına ertelenirse bu kez belediye başkan adaylarını Kılıçdaroğlu belirleyecek. Bir de tabii Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlık için yarışması gündeme gelecek. Ekim ayında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu genel başkanlık yarışına girerlerse CHP'yi kıran kırana mücadele bekliyor. Ekipleşme başladı. Ha bu arada Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun karşılıklı hamleleri de başladı. Ekrem İmamoğlu ekibini genişletiyor. CHP'de önemli bir ağırlığı olan Engin Altay safını belirledi. Selin Zeybek, Özgür Karabat ve Gökhan Zeybek İmamoğlu'nun yanında yer alıyorlar. Sarıgül hamlesi. Kılıçdaroğlu ise buna karşılık çok stratejik bir hamle yaptı. Mustafa Sarıgül'ü yanına çekti. Kılıçlaroğlu, İstanbul'da önemli bir karşılığı olan Sarıgül'ü İmamoğlu'na karşı sahaya sürecek. Abdülkadir Selvi, Hürriyet Ersin Çelik Aday kim olacak ve AK Parti İstanbul'u geri alabilecek mi? AK Parti'nin yeni ve en büyük hedefi İstanbul'u geri almak. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe dün muhabir ve köşe yazarlarıyla yaptığı buluşmada bu kararlılığı gösterdi. AK Parti Kurban Bayramı'ndan sonra 2024 seçimleri için de yeniden İstanbul çalışmasına başlayacakmış. Peki nasıl olacak da AK Parti İstanbul'u CHP'den geri alacak? Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazandı, meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı elde etti ancak Ankara ve İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu her iki turu da önde bitirdi. İlk turda 190 bin olan oy farkı ikinci turda 352 bine çıktı, arada 3,5 puan fark var. Kabaktepe 14 ve 28 Mayıs seçimlerini İstanbul'da sandık sandık analiz ettiklerini söyledi. Kıyası da Mart 2019'daki seçimlerle yaptıklarını ifade etti. Kabaktepe, tekrar edilen ve Ekrem İmamoğlu'nun 800 bin farkla kazandığı Haziran'daki seçimlerin dinamiklerinin farklı olduğuna da vurgu yaptı. Kabaktepe şu verileri paylaştı. Haziran seçimlerinin sonuçlarını da dikkate almakla beraber biz değerlendirmelerimizi Mart seçimleri üzerinden yapıyoruz. İstanbul'da 48'in altında düşmeyen 50 51'e zorlayan bir oy baremimiz var. 2018'e göre 1.4 puanlık bir düşüşümüz var. Bunun nedenleri üzerine çalışma yapıyoruz. AK Parti'nin İstanbul'da kazanması için 28 Mayıs seçim sonuçları üzerinden 150 bin oy daha alması gerekiyor. Lakin sadece Erdoğan'ın önde bitirmemesi değil. 14 Mayıs'ta AK Parti'nin İstanbul oylarındaki düşüş de dikkat çekiyor. Yapılan ilk tespitlerde ekonomik gerekçeler öne çıkmış. İl başkanlığı raporu daha sonra gazetecilerle paylaşacak. Şunları söylemek içinse raporu beklemeye gerek yok. İstanbul'da ev kiralarının kontrolsüz artışı önlenemedi. İstanbul'da yaşamak zorlaşıyor, maliyeti artıyor en temel ihtiyaç olan barınma büyük bir probleme dönüşüyor. AK Parti eğer İstanbul'da yerel seçimleri kazanmak istiyorsa, şehir insanının temel ekonomik problemlerine çözümler üretmeli. Ekrem İmamoğlu 4 yıldır şehri yönetiyor ve İstanbul'un sorunları dağ gibi birikti. Toplu ulaşımda büyük bir kaos var. Bir yerden bir yere gitmek işkenceye dönüştü. İETT'yi bile doğru yönetmekten aciz bir görüntü sergileyen İmamoğlu, vaatlerin yüzde bile yapmadı. Yılda yirmi bin konut sözü vermişti. Bu zamana kadar seksen bin konut inşa edilmesi gerekiyordu. Ne konut var ne de iz. Şu net, başarısız bir İBB yönetimiyle karşı karşıyayız. Buna rağmen İstanbul'daki seçmenin iki seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçmesi akıllara İstanbul İzmirleşiyor mu sorusunu getiriyor daha önceki seçimlerde kaybedilen Maltepe ve Sarıyer ilçelerini geri alamadı AK Parti. Üzerine İBB ile birlikte Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini de yeniden kazanamadı. İstanbul'un seçmen profilinde ya da önceliklerinde bir değişiklik olduğu ortada. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İzmirleşme mi yaşanıyor sorusuna böyle bir kırılma ve dönüşme olacağını düşünmüyorum yanıtını verdi ve İstanbul halkının siyasi tercih dinamiklerini şöyle sıraladı. 1. Sabit AK Parti seçmeni %40'larda. 2. Bir de en az bir kere AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermiş seçmen var. Bu oran İstanbul'da %68 çıkıyor. 3. Hiç AK Parti'ye oy kullanmamış yaklaşık %35'lik seçmen var. AK Parti bu üç gruba ayrı ayrı stratejiler geliştirmeye çalışıyormuş. Mevcut seçmeni elde tutmak çok önemli. Erdoğan seçimleri bu seçmen grubunun oylarıyla kazandı. AK Parti anladığım kadarıyla son 20 yıldaki herhangi bir seçimde AK Parti ve MHP ile temas etmiş seçmene yoğunluk verecek. Bu grupta ikna etme oranı ne kadar yükselirse hem İBB'nin hem de bazı ilçelerin geri alınması mümkün olur.'' Kabaktepe'nin paylaştığı bir istatistik verisi var ki hayli ilginç. Her parti aday çıkarırsa AK Parti 2053'e kadar İstanbul'u kazanır, kimse belediyeyi bizden alamaz, en yakın partiden 8 puan yukarıdayız. Ortaya konulan projeksiyon İBB'yi CHP'nin değil de ittifakların kazandığını gösteriyor aslında. İmamoğlu İyi Parti ve HDP seçmeninin oylarıyla kazandı. Siyasette şimdi yeni bir döneme girildi ve mevcut ittifaklar bitti. İyi Parti ya da HDP İstanbul'da aday çıkarırsa dengeler alt üst olur. AK Parti o zaman çok iddialı olur. Tabii İmamoğlu'nun yeniden aday olması ya da kendisine yeni bir siyasi yol açması da belirleyici olacak. İmamoğlu'nun İstanbul'dan kurtulmak istediğini ve CHP'nin başına geçme niyetinde olduğu artık aşikar. ''Kabaktepe, rakibimizin kimliği ve niteliğiyle ilgilenmiyoruz. Kim çıkarsa çıksın, biz kendi gücümüze güveniyoruz.'' dedi. Peki AK Parti'nin adayı kim olacak? Birinci bölgeden milletvekili seçilen Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun adı geçiyor. Osman Nuri Kabaktepe ısrarlı soruları geçiştirerek, isimler üzerinde durmayarak, aday belirleme süreci başlamadı, genel merkezin çizdiği çerçevede hareket edilecek... 30'a yakın ismi geçen arkadaşımız var dedi. Peki Kabaktepe aday olur mu? Bu soruyu da niyetim yok diye cevapladı. Tüm bu analiz ve yorumlara yeniden İstanbul diyen AK Parti teşkilatı karşısında iç sorunlarıyla boğuşan bir CHP ve Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Ekrem İmamoğlu faktörünü de eklemek gerekiyor. 14 ve 28 Mayıs'ta gördük ki seçmen dağınıklığı, belirsizliği ve çok başlılığı onaylamadı. Şu anda hem CHP'de hem de İstanbul'da benzer bir belirsizlik söz konusu. Ersin Çelik Yeni Şafak